Şantiye şefinin görev ve sorumlulukları. Şantiye şefi yapı müteahhitin adına yapım işinin ruhsatı ve ruhsat eki, etüt ve projelere uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmakla sorumludur. Şantiye şefi İnşaat ve tesisat işlerinde yetkili belgeli usta çalıştırmak ve belgelerinin bir örneğini şantiye dosyasında bulundurmak zorundadır. Bu genelde iş güvenliği uzmanlarının yaşadığı sorunlardan bir tanesi. Buradaki bu ikinci maddeye dikkat etmekte fayda var. Devam ediyorum. Mesleki yeterlik kurumu, mesleki yeterlik belgesi. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na göre ustalık belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı meslek ve teknik eğitim okullarında ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm alan ve dallarda çalışanlar yetki belgeli usta olarak kabul edilir. Şantiye şefi inşaat, tesisat ve yıkım işlerinde ilgili teknik düzenlemelere uygun malzeme ve işin niteliğine uygun makine ve ekipman kullanılmasını sağlar. Şantiye şefi görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliğin sağlanması için gerekli her türlü önlemin aldırılması yetkisine sahiptir. Bu yetkinin yapı müteahhidi tarafından kulların kullandırılmaması halinde şantiye şefi sorumlu tutulamaz. İşte buradaki bu madde de çok önemli. Dördüncü maddeye şantiye şeflerinin hayatını kurtarıyor. Bu da çok önemli. Eğer ki yapı müteahhiti tarafından bu yetki kullandırılmazsa işte o zaman şantiye şefi sorumlu tutulamaz. Devam ediyoruz. 5. maddede şantiye şefinin görevden ayrılmak istemesi halinde istifasını aynı gün içerisinde ilgili idaresine yazılı olarak yapı müteahhitlerine ise noter aracılığıyla veya bu tebligatı el elektronik adresine bildirmesi yeterli ya da gerekir. Şantiye şefi, yapının fenni mesullerinin ya da denetçilerin, denetçi elemanlarının talimatlarına uygun olarak inşa ettirilmesinde görev aldığı şantiye ile ilgili alakalı her türlü defter tutanak ve benzeri belgelerin muhafazasında düzenlenmesinde ve imzalanmasında ilgili imar ve denetim mevzuatının gerektirdiği sorumlulukları yerine getirir. Şantiye şefi görev almış olduğu inşaatta yapım yıkım işleri sebebiyle çevre yapılarına yapıların yapılarda oluşan veya oluşması muhtemel hasarları idaresine meydana gelen iş kazalarını 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun öngördüğü şekilde ilgili mercilere derhal bildirmek zorundadır.